iki gündür tartışıyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz. Şimdi hukukçu olarak benim algıladığım bize sorulan soru şu, yani bütün bu biyoloji alanındaki gelişmeler, özellikle biyoteknolojinin getirdiği, açtığı ufuklar, uygulama alanları bir sürü sorunlar çıkartıyor. Buyurun hukukçular bunu nasıl çözersiniz? Bize tartışıyoruz hukuki olarak bunu nasıl çözeriz diye. Şimdi ben aslında nasıl çözeriz üzerinde fazla durmayacağım. Yani durmayacağım hatta bu çünkü ben başka bir perspektiften bakmaya çalışacağım. Biz hukukçu olarak var olan özellikle kara Avrupa'sında, robot hukuku esasında yükselmiş bir hukuk anlayışı ve hukuk sistemiyle bunları çözebilir miyiz, çözemez miyiz? Bence temel sorun hukukçu açısından bu. Çözebilir miyiz biz bunu? Şimdi ben varacağım sonucu baştan söyleyeyim, onu anlatacağım. Hayır, var olan hukuk sistemiyle, hukuk anlayışıyla, robot hukuku üzerinden gelişen e, bu sistemle Anglo-Sakson hukukunu fazla bilmediğim için inceliklerini onunla ilgili şey veremem bir herhangi bir da bulunamam ama Roma hukuku temelinde gelişmiş kara Avrupa sistemi artık bu 21. yüzyıla damgasını vuracak olan bilimsel gelişmelerde özellikle biyoloji alanındaki e, yeni buluşlarla biz bunları çözemeyiz. Çözemeyeceğimiz için de bir sürü bir şeyde o Levan söylediği bir takım korku, tehdit e, gibi algılamalarla, duygularla da hep bir yasaklama yoluna onu şunu yasaklayalım, bunu yasaklayalım diye ya tıpçılar, biyologlar bize söyleyecekler yasaklayın bunu diye biz yasaklayacağız ya da şu kadarına serbest izin verin diyecekler biz de onu yapacağız yani giderek kendi de kaybediyor olacağız. Niye çözemeyiz? Yani var olan sistemle niye çözemeyiz? Şimdi çok basit bir şeyden başlayacağım. Biz hukuk başlangıcı, bu sene bana hukuk başlangıcı anlat dediler. Ben hukukun bittiğini anlatırken hukukun başlangıcını anlatıyorum. Aslında <laughs> hukukun, hukukun son erdiği dersleri anlatmam lazım. E, aldım bütün kitapları baktım ne anlatılıyor, ne ediliyordu. Tabii ilk başta hukuk tanımıyla başlıyor. Sonra yabancı kitaplara baktım. Onlarda da en azından Fransızca yazılmış kitaplara yani Kara Avrupası ile ilgili kitaplara hukuk tanımında hep eski Roma hukukundan gelen o bir anlayış var. O bir sosyatis, o bir yur. Yani toplumun olduğu yerde hukuk vardır. Ve hukuk tanımlarken hep insanın bir bireyin başka bireylerle ya da üçüncü kişilerle başka kişilerle olan ilişkisini düzenleyen normlar bütünüdür, sistem bütünüdür diye anlatılır. Orada önemli olan Demek ki burada en az iki kişi gerekiyor. Yani kişinin, bireyin başkalarıyla olan ilişkileri düzenleniyor. Tanımı böyle global olarak. herkese böyle yazılıyor. Ama insan bireyin bizzat kendisiyle olan ilişkisi hiç ele alınmamış. Yani tanımı içine bile sokulmamış. O Halbuki insanın en başta kendisiyle olan ilişkisi var, vücuduyla olan ilişkisi var, kendisi kaderiyle, tayin ederken alacağı kararlar, kendisinin de ilgili kararlar, kendisinin de olan ilişkiler bu hukuku temeline konmamış bu ilişkiler. Dolaylı olarak başkalarıyla ilişkide bulunurken onun haklarını korunması, başkalarının haklarına e, tecavüz etmemesi şeysiyle, düşüncesiyle e, ama en az iki kişinin olması varsayımına dayanarak bir hukuk sistemi gelişmiş, geliştirilmiş oysa 19 özellikle 90'lı yıllarda sonra insan üzerindeki tıbbi gelişmeler, araştırmalar, genetik alanındaki gelişmeler karşımıza birden eskisi de var ama birden sorunsal olarak embriyo çıkması, genlerin çıkması, genomun çıkması, kavramların çıkması, kök hücre çıkması ve giderek de nanoteknolojinin bu bilimsel fikirlere uygulanması olasılığını ortaya çıkartması birdenbire insanı kendisiyle olan ilişkisini gündeme getiriyor. Yani insan kendisiyle olan ilişkisinde özgür mü? Kendi kaderini bizzat tayin edebilecek kararları alabilir mi? Yoksa alamaz mı? Şimdi bunu medeni kanuna falan açıp baktığınız zaman bizim hukuk sistemimizde evet bir takım hükümler bulabilirsiniz ama sistematiği yok, temeli yok. Yani ana prensipleri yok. Hep başkalarıyla olan ilişkilerde hatta çok ileri gideriz biz. ileri gitmek mi bilmiyorum. Kişiyi bizzat kendine karşı da koruma anlayışı. Ha ben soru o zaman çıkıyor. Peki kim koruyacak beni başkasına karşı? Kendime karşı kim koruyacak? Devlet mi? Toplum mu? Aile mi? E, nasıl bir örgütlenme ki beni başkasına karşı? Kendime karşı. Başkasına karşı değil. Kendime karşı koruyor. Ve o korumanın da güvenceleri altına alıyor. Bu hukuk sisteminde 90'lardan sonra ortaya çıktı ve talepte şuydu kişinin kendisiyle olan ilişkisi. E, yani bu vücut benim mi? Sorun buydu. Temel halledeceğim. Vücut kimin? Vücut benim mi? Şimdi birkaç böyle o tarihlere biraz öncesinden biraz sonrasından damgasını vuran olaylar. Mesela bir John Moore var 1984 yılında. Şimdi bu doktorlar birçok kez vücudundan rızasını almaksızın hücre alıyorlar. Bunların işte ne yapıyorlarsa bir şeyler yapıyorlar ve patentini alarak yani ticari amaçlı olarak doktorlar birçok kez epey bir hücre almışlar. Bunun farkına vardığı zaman e, dava açıyor. Ya açtığı davada şu tazmin, ya yani patent aldığı kazancım var o bana Ver bu kazancıdan. Dava şeysi de bu. E, o zaman işte insanın kendisiyle olan ilişkisi tartılmaya başladı. Biz de cevap vereceğiz buna diye. Şimdi benim ismini unuttum hatırlamadığım e, bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir biyolog doktor var. Bu da nanoteknolojiden yararlanıyor. Ve iddiası şu, ben diyor işte nanoteknolojiden yararlanarak çok küçük böcekler yaptım. Bu böcekleri vücudumun belirli yerlerine koyacağım. Onlar benim genlerimi yönetecek. Yani bilgisayarlarında hakim olacağım, denetleyeceğim. Ee, onlar işlevlerini yerine getirdiği zaman işte hep yaşam uzayacak. Belki ölüm ortadan kalkacak. Ben bu deneyi yapacağım. Kendi vücudumda yapacağım. Püsenin üzerinde yapmayacağım. Bunu benim vücuduma... Şimdi önce diyorlar ki ya sen yapacaksan yap. Hayır diyor. Ben yaparsam yaparım zaten bunu. Yapmamı kimse engelleyemez de bilmediğiniz bir şekilde yaparım ben bunu. Ama bu bir aynı zamanda bilim açısından bir mücadele. Bunu yasal olarak tanıyacaksınız. Bunu izni vereceksiniz. Yani bana bir şey gelirse öldükten sonra tartışmayı yapabilir miyiz yapamaz mı? Bana bu izni verin. Vücut benim. O vücudun üst, üst, üzerinde ben kendi istediğim deneyi yapabilirim. Bu benim hakkım. Çünkü bunun başkasına hiçbir zararı yok. Ee, Orada izin verilmiyor ve hala da verilmiş değil ve adam da hala bunun mücadelesini veriyor, tutturuyor, izin verilecek diye. O yasal süreçleri işletiyor. Yani bu örnekler çok arttırılabilir. Bu işte e, hayat kadınlarının bu vücut benim senle karışıyorsun derken Fransa'da yeni bir kanun çıktı, belirli bir şeyde yasaklıyor onları. işte e, ahlaka aykırı biçimde başkalarının dikkatine çekmek gibi bir madde çıkartıyorlar. Yani fahişeler için çıkartılmıyor ama onun içine sokup yasaklılar onlar da bu vücut benimdir diyor. Yani bir talep var ortaya çıkmış olan özetle vücut benimdir. Onunla ilgili kararları ben veririm, ben kendim veririm talebi. Bu talep karşılaşsın hukuk alanına girsin diyor deniyor. Şimdi bu tartışma bu bakımdan tartış şey ediliyor. Ama bu tartışmayı çok yakın zamanlara kadar, bugünlere kadar hiçbir zaman o bizim hukuk sisteminin Roma hukukunun temelinde yükselen, epey de gelişmiş olan hukuk sisteminin kendi temel kavramları, kategorileri açısından tartışılmadı. Şe özgürlükler açısından yani hukuk sistemi dışında yeni gelişen özgürlükler ve insan hakları temelinde bakılmaya başlandı. Yani vücut üzerinde benim bir talebi var mı yok mu? Bülket açısından da tartışılmadı.